Günaydın, günaydın. Herkese güzel sabahlar olsun. Erken kalkan yol alır. Gün bereketlenir. Beraberinde güzel şanslar, mutluluklar getirir. Gününüz bereketli, şanslı, bolluklu. Güzel geçsin. Her şeyden önce sağlığımız yerinde olsun. Arkasından hepsi gelir. Günaydın. Herkese günaydın. Evet, canlı yayınlara bir süreliğine ara verdim. Kendimce sebeplerim vardı. Londra'ya çok sevgiler. Ve yoğunluğum arasında hem canlı yayınlar, hem online seanslar, hem hastamla ilgilenmek ciddi anlamda zaman ve enerji, emek alıyor. Dolayısıyla bugünü de bir atlatalım. İnşallah niyet ediyorum bu hafta tekrardan sizlerle sohbetlerimizde buluşmaya. Evet, Buki diye bir isim bulalım. Acaba ne koysak? Tatlım, daha isim koymadım sana. Bahçemize yeni geldi. Dışarıdan geldi ama sevdi bahçeyi, kalıyor bizimle. Çok oyuncu bir kedi. Çok güzelsin sen. Sen çok güzelsin. Evet. Bir hafta sonuna daha geldik, Cuma. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Evet, korona günlerinden dolayı çoğunlukla korunmak için kendi alanlarımızda kaldık. Bir süre daha bu korunmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben 14 Mart'tan beri ailece, çekirdek aile olarak evde kalanlardanım. Ve hala öyle devam etmeyi düşünüyorum. Umarım sizler de yeterince kendinizi koruyorsunuzdur. Evet, bırakayım ve seninle oynayayım istiyorsun, değil mi? Sevgilim, bakın. Bunlar bizim organik kendi bahçemiz. Bu çilek. Evet, Osmanlı çileği. Burada taze soğanlarımız ve sarımsaklarımız. Biliyorsunuz bangır bangır dünya artık organik beslenmeye gidiyor. Kendi balkonunuzun alanında da olsa küçük bir şeyler yetiştirmek için sizi heveslendirmek isterim. Herkes kendisi için en azından domates, biber, maydanoz. Çok keyifli bir şey. Hem bir terapi biçimi, kişinin bitkilerle, toprakla uğraşması, saksılarda da olsa marullarımız nasıl? İnsanın kendi yetiştirdiği şeyleri yemesi ayrı bir keyifli. Daha bir şeyler ekeceğiz. Patlıcan, kabak vesaire. Evet, geçen sandalyeler boyanırken paylaşmıştım. Böyle bir pembe çekti canım. Pembe yaptık. Nasıl, beğendiniz mi? Pembe. Bitmiş hali bu. İşte burası küçük minik bir portatif sera. İnşallah Lale Hanım, Allah herkese nasip etsin. Emek, zaman ve enerji istiyor tabii ki. Hani bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur derler ya, çok ciddi anlamda emek istiyor. Evet, bir arıcık gelmiş. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Yani kendiliğinden oluşmuyor. İşte toprağı değiştiriyorsun, gübresini değiştiriyorsun. Yok,
solucan gübresi olacak, o gübresi çıkacak, çimenlerin yeşilini koruyacaksın. Doğru saatte, doğru zamanda sulama işini yapacaksın. Yoksa sararıyor çimenler. İşte küçük dinlenme alanı. Bakın size yeni açan yıldız çiçeklerinden birini göstereyim. Gözünüz, gönlünüz açılsın. Özellikle şehirde yaşayıp doğayla iç içe olamayanlar için gelsin bu video. Çünkü ben de apartman geçmişi olan birisi olarak biliyorum alanlarımızın nasıl olduğunu. Gerçekten küçücük de olsa artık insanların kendilerine yetecek kadar bir bahçeyle apartman dairelerini değiştirecekleri günler olur inşallah. Çünkü görüyorsunuz virüs vesaire dünya da uyarıyor. Yani toprak, tarım yeniden harekete geçmeli ve insanlar kendi kendilerine yetinmeyi öğrenecek şekilde küçücük alanlar da olsa bir toprağa sahip olmaları gerekiyor. Nasıl derseniz, gerekirse Türkiye'nin ileriki tarihlerde göreceksiniz birçok şehir insanı, ki ben danışanlarımdan da biliyorum, kırsal kesimlere göç etmeye başladı. Çünkü ne bileyim, bir Giresun'a, bir Ordu'ya inanılmaz da uygun ve ucuz fiyatlarda arsalar var. Yani üzerine insanın kendisini ileride başka bir şehirde yaşama planı olursa ben bile düşünebilirim. Yani herhangi bir köyün herhangi bir yerinde bir karış toprak, daha basit, daha sade bir hayat. Çünkü şehir insanı ciddi anlamda yoruyor. Evet. Yakında bu manolya ağacı manolya verecek. Size kirazları göstereyim. Evet. Bu da yabani kedimiz. Yer içer ama kendini sevdirmez. Dışarıdan gelen kedilerimizden birisi. Misafir, konuk sanatçı. Bodrum için. Biraz daha kırmızı olmanız gerekiyor. Ben daha çok kırmızıyken seviyorum kirazı. Büyüklük olarak olmuş ama kırmızılaşmasını bekliyorum. Bunlar birazcık kızarmış. Sizin yerinize bir tane yiyebilirim. Size gelsin. Evet, narin güzel çiçekler sizi. Çok güzelsiniz, çok güzelsiniz. Toprakla uğraştığım için ellerimde biraz toprak kaldı. Kusura bakmayın ellerimin kusuruna. Ve işte Maltalar. Geçen hafta bir iki gün güneş çok vurdu ve buruşturdu maltalarımı. Üzgünüm. Çok güzeldi. Tam zamanında toplamak gerekirdi ama başka telaşlarım yüzünden, biliyorsunuz daha önemli şeylerden, bunları unuttum. Unuttuk hep beraber. Yine de arada yiyeyim. Bugün bunları oğluma söyleyeyim, toplasın. Çok tatlı değil mi? Evet, keşke ulaşılabilir yakınlıkta olsaydı, ağacı önümüze koysaydık, birlikte yeseydik. Ama hepimiz bir yerdeyiz. Yine de ruhunuza biraz iyi gelebildiyse bu bahçe gezintisi, çok mutlu olurum. Ara verince biraz kopukluk olduğunu düşündüm ve en azından saat 9.30'da bireysel online seanslarım başlayacak.
Gece yarısına kadar yoğun olacağım. Güne böyle bir başlangıç yapayım. Hem kendimi de motive edeyim istedim. Bunların içine çiçek ekilecek. Daha ekilmedi. Neredeyim? Kilyos'tayım. Kilyos'ta yaşıyoruz. İstanbul Kilyos. Evet. Teşekkür ederim. Bütün dualarınız için geçirdiğim zor bir süreçte bana destek olduğunuzdan dolayı çok fazla DM mesajı aldım. Efendim, aranızda Reiki çalışan arkadaşlar Reiki çalıştı. Biyoenerji çalışan arkadaşlar biyoenerji çalıştı. Kozmik enerji çalıştı. Ben de çalıştım. Hep birlikte ve bir kez daha anladım ki tabii ki önce Yüce Yaradan'ın buna onay vermesi gerekiyor. Bunu nasip etmesi gerekiyor. Biz elimizden geleni tabii ki yapacağız insan olarak bütün yani bizler elimizden gelen bütün arınma ve dua çalışmalarını tabii ki yapacağız. Ama buna da Rabbim izin verdiği zaman gerçekleşiyor. Bu çalışmaları yapabilmeye de bir alan açılması gerekiyor. Çok şükür ki Yaradan'ım o alanı açtı ve bütün annemle ilgili edilen duaların gerçekleşmesini sağladı. Binlerce şükür. Tabii ki süreç devam ediyor. Tedavi süreci. Ama önemli olan ilk aşamayı geçmekte. Görüyorsunuz ortancalar. Yani biz dua, enerji çalışmaları elimizden geleni yapıp sonra da teslim olacağız. Hepimiz bir şekilde dünyada bu tip şeylerle sınanıyoruz. Hayatın gerçeği bu. Bizi geliştirip dönüştürmesi için ölüm, hastalık hepsi ama yaşarken tabii ki çok ciddi anlamda ruhumuz yoruluyor. Nasıl? Burası böyle saracak. Hoşunuza gitti mi arkadaşlar? Biraz daha olun. Bunlar çivit mavi olacak. Daha rengi dönüyor. Birsen Hanımcığım çok sevgiler. Yani Selmacığım canım ilk canlı yayınımı Selma ile yapacağım. Çünkü ilk iptal ettiğim canlı yayın Selma'nınkiydi. Sevgili Selma Keskintepe, Kanatların Çırpınışı kitabının yazarı, sevgili dostum. İki salı üst üste yapmıştık. Herkes de hoşuna gitmişti. İki ya da üç mü bilmiyorum. Bu sefer de Selma benim canlı yayın konuğum olacak. Ben davet ediyorum. Tam yayın yapacağımız gün annemin rahatsızlığı patlak verdi ve iptal etmek zorunda kaldık. Bu hafta içinde bir gün belirleyeceğiz inşallah. Daha öncesinde verilmiş 13'ünde başka bir ay öncesinden 13'ünde belirlediğim bir canlı yayın vardı ama onunla da haberleşmedim. Yarınki duruma bakıp netlik kazanacak. Mine ile yapacaktık. Bir ay öncesinden kararlaştırmıştık. 13 Haziran diye. Ama tabii ki bir ayda çok şey değişti hepimiz için. Bir netleşmek lazım. Ama iptal ettiklerimin arasındaki ilk canlı yayın Selma ile olacak. Onu da artık salı mı koyarız? Pazartesi mi? Haberleşeceğiz Selma ile. Duyuracağım sayfamda. Evet, farmasi ile ilgili bir online toplantımız olacak. Onu da iptal etmiştim. Herkesten af diliyorum. Nedenim geçerliydi. Böylece hem bu canlı yayını yapayım dedim. Hem de bu duyuruları yapayım. Çağrı Dörter'le sevgili Çağrı ile iptal ettiğim
Efendim, sevgili Bihi Nedige ile iptal ettiğim canlı yayın hepsi için bu hafta yeni tarihler belirleyeceğiz ve duyuracağım. Evet. Antalya'ya çok sevgiler. Sevgili Bihin, Birsen Hanımcığım. Oğlunuza çok sevgiler, eşinize, ailece. Güzel aile, tatlı aile. Seviyorum sizi. Antalya'ya gittiğimde her zaman çalışmalarda katılan, kendi bilgilerini de paylaşan ışık insanı sevgili Birsen Hanım. O da bir şifacı. Evet, konu geçen hafta annemin sağlığı ile ilgili önemli bir süreçten geçtik ve ben de bütün canlı yayınlarımı iptal etmek zorunda kaldım. Hatta bazı seanslarımı da hepsini tabii ki edemedim çünkü yoğunluk üst üste binip tamamını iptal etmem mümkün değildi. Ama annemin tedavisiyle ilgili ilgilendiğim zamanlara denk gelen seanslarımı iptal etmek zorunda kaldım. Onlar da şimdi bu haftaki seanslarımın üzerine eklendi biraz. Geç saatlere kadar devam eden online seanslarım var. Ama işte o seanslara girmeden önce böyle bir yayın yaparken, bahçeyi dolaşırken, kendimi motive ederken, nefes çalışması yapıp, biraz egzersiz yapıp, bu kedilerle haşır neşir olup, doğadan beslenerek, evet mutfak penceresinden bakıyor, yemek istiyorsun. Evet, öbür taraftaki kapıya verdim ama şimdi sen burada kalmışsın, acaba yedin mi? Sana da vermek lazım. İyi geldi mi arkadaşlar? Bana iyi geldi. Evet, sevgiden geçen yollarda birliğimiz, beraberliğimiz bir olsun. Seviyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Evet, benim oğlan basketbola gidiyordu bu koronadan önce. Hafta sonları basketbol eğitimi alıyordu. Maalesef tamamen durdu bu olay. Virüs nedeniyle kurslar iptal edildi. Biz de ona böyle bir çözüm ürettik. Evet, döndük durduk bu kadar. Arkadaşlar, şimdi içeriye gidip güne hazırlanmam gerekiyor. Hepinize güzel, harika bir gün diliyorum. Evet, ilanlarımı takip etmeye devam ediniz. Yarından itibaren yayınlamaya başlarım. Hangi gün ne olacak diye. Hangi canlı yayın olacak diye. Değişik başlıklarda buluşacağız. Hiçbir başlığımız olmazsa doğaçlama spontane canlı sohbet edeceğiz, soru cevap yapacağız. Gününüz güzel geçsin, bereketli olsun. Herkese kolay gelsin, işinde, gücünde kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim, geçmiş olsun dileklerinize. Evet, begonvil büyüsün, ağaç olsun. Ben de onu diliyorum Lale Hanım. Hoşça kalın. Hoşça kalın, sevgiler, görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay.